Tek bayrağın temel prensipleri var. Temel prensiplerinden birisi kendini tamamlama. Kendini tamamlama deyince aslında ilk başlangıcımız biziz. Ben veya sen. Bu dünyada var olmanın birinci şartı bedenen var. Eğer bedenimiz varsa biz varız. Bedenimiz var, akli melekelerimiz yerinde değilse bu sefer biz meczubuz. Varız ama her şeyi farklı algılıyoruz. Üçüncüsü de ruhumuz. İnançlarımız, inandığımız şeyler, öğretilerimiz, dinimiz. Eğer bir insanda bu üç şey varsa, yani bedenimiz, aklımız ve ruhumuz, biz varız. Bu dünyada varız ve her şeyi algılayabiliyoruz, dünyada bizi algılayabiliyoruz. Bunun kuvvetli olması. Bizle başlayan bir zincir var. Bu zincir kendini tamamlamaya kadar gidiyor. Tek bayrağı, kendini tamamlamada en kuvvetli halkalardan birisi siz olmalısınız. Siz güçlü olmalısınız. Bedenen güçlü olmalısınız. Sağlıklı olmalısınız. Sıhhat içinde olmalısınız. İkincisi, kendinizi geliştirmelisiniz. Aklınızla daha farklı yerlere. Üçüncüsü, ruhunuzu ve öğretilerinizi gerçekten olgunlaştırmalısınız. Eğer siz kuvvet bulursanız, sizle başlayan bu halkalar zinciri gerçekten kuvvetli olacak. Bu dünyada yaşamınızla, kendinizle, aklınızla ve ruhunuzla sağlam olarak bağlanacaksınız. Bizim kendini tamamlamada ikinci prensibimiz aile. İki taş arasından doğmadınız. Bir ağaç kolundan çıkmadınız. Bir anneniz ve bir babanız var. Dolayısıyla ailenizle bağlarınız kuvvetli olmak zorunda. Annenizle babanızla olan bağlarınız kuvvetli olduğu sürece siz de kuvvetli olacaksınız. Sizin en zayıf halkanız kendiniz tamamlama yolundaki kopmasını sağlayan halkadır. Dolayısıyla sizle başlayan ve kendini tamamlama yolundaki bütün halkaların kuvvetli olması lazım. Aileniz de kuvvetli olmalı. Ailenizi güçlendirmelisiniz. Ailenize bilginizle, bedeninizle ve ruhunuzla destek olmalısınız. Onları da kendini tamamlama yolundan bir yola sokmalısınız. Öğretilerden bahsetmelisiniz. Tek bayrağı temel prensiplerinde soy ise aile ve ailenin bağlı bulunduğu akrabaları ve kökeninden bahseder. Dolayısıyla akrabaları da kuvvetlendirmek, onların da sağlıklı ve akli meleklerinin çok yukarılara çıkmasını sağlamalı, ruhunu kuvvetlendirir. Tek bayrağın kendini tamamlamada dördüncü halkası boydur. Bu dönemde boy yerine ırk veya başka anlamlar koyabilirler. Bununla beraber Türk milletinin soylarının bağlı bulunduğu toplular. Dolayısıyla boyumuzu kuvvetlendirmek ve soyumuzu soylamak zorundayız. Eski Türk sözü değil midir? Boyun boylansın, soyun soylansın. Evet, burayı da kuvvetlendirmeliyiz. Biz Türklerin boylarının beraberce yüzlerce, binlerce yıl yaşadığı ve onun üstündeki toplumsal yapıya millet adıyoruz. Dolayısıyla milletimizi de kuvvetlendiriyoruz. Milletimiz kuvvetlendikçe soyumuz, boyumuz, ailemiz ve biz de kuvvetli olacağız. Milletimizin sahip olduğu devlet veya devletler bizi dünyadaki refah seviyesine doğru ulaştıracak. Dolayısıyla milleti kuvvetlendirmek aslında kendimizi kuvvetlendirmek anlamına geliyor. Milletin üzerindeki kavram ise ümmettir. Eğer biz hangi dine inanıyorsak olalım ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Türklerin %99'u Müslüman.
Dolayısıyla ümmetimizi de ayağa kaldırmak zorundayız. Ümmetimizi ayağa kaldırdığımız zaman milletimize, boyumuza, soyumuza, ailemize ve bize fayda sağlayacak. Fakat ümmet de tek başına Allah'ın yarattıklarından mı oluşuyor? Hayır. Haşa. İnsanlık onun üzerinde yaratılıyor. İnsanlığa da hizmet etmek zorundayız. Bencil olmamalıyız. Kendimizi kuvvetlendirmeliyiz. Ailemizi kuvvetlendirmeliyiz. Soyumuzu kuvvetlendirmeliyiz. Boyumuzu kuvvetlendirmeliyiz. Milletimizi kuvvetlendirmeliyiz. Ümmetimizi kuvvetlendirmeliyiz. Ama insanlığa da fayda sağlamalıyız. Bencil olamayız. Çünkü bu dünyada Allah Celle Celaluhu bütün insanları yaratmış. Dolayısıyla biz Allah Celle Celaluhu'nun yarattığına itiraz edebilir miyiz? Onun kullarını, onun yaratılmışlarını sevmemek olur mu? Kaldı ki bizim gibi insanlar bunlar. Edison ampulü bulduğunda Hristiyandı diye Hristiyanlar mı? Veya geçmişte bir İslam alimi bilime ait bir şeyi bulduğunda, insanlığa sunduğunda, hayır Müslümanlar mı olmaz? Hayır, insanlığa hizmet etmemiz. İnsanlık da Allah'ın yaratıkları içinde aslında bir cins canlı. Yani diğer yaratılmışlara da hizmet etmemiz. Onların da kuvvetlenmesini sağlamamız, var olmasını sağlamamız. Sokak hayvanlarına su vermek bunun diyor değil. O canlılara da onlar da bizim bu dünyadaki varlığımızın sebeplerinden birisi. Bir koyun olmasa, bir keçi olmasa, bir inek olmasa veya bunlar bize fayda sağlıyorlar. Bırakın bir köpek, bir kedi olmasa biz dünyada ne olarak var olacağız? Bütün canlılara ve bu bizi nereye bağlıyor? Bütün evrendeki canlı cansız bütün varlıkların da farkında olarak, onların varlığını kabul ederek bu bizi nereye bağlıyor? Evrende bütün yaratılmışların var olduğunu bilerek, onlara fayda sağlayacağımızı düşünerek yaşamını sürdürmeliyiz. Peki bu bize ne? İşte kendimizi tamamlamaya biz benle başlayıp bedenimle, aklımla ve ruhumla kuvvetleneceğim ve ailemi ve soyumu ve boyumu ve milletimi ve ümmetimi ve insanlığı ve canlı cansız tüm varlıkları eğer kuvvetlendirirsem yaratılmamın gerekçesine kavuşmuş olurum. Dolayısıyla bugün bedeninizi ve sağlığınızı kuvvetlendirin, bilgilerinizi artırın, inançlarınızı geliştirin, öğrenin, öğrenin, öğrenin. Ama bunlarla beraber ailenize, soyunuza, boyunuza, milletinize, ümmetinize, insanlığa bir şeyler bırakabilmek için, diğer canlılara fayda sağlayabilmek için. İşte tek bayrak kendine tamamlamak. Tek bayrak, ufak farklılarımızdan ayrışmanın yeri değil, ortak noktalarımızla birleştiğimiz yer.